Startup yeni nesil e-ticaret modeli diye geçen abonelik e-ticaret modelinde iş kurmak isteyen veya mevcut işini abonelik modeliyle büyütmek isteyen girişim veya kurumlara web sitesinden ödeme sistemine, siparişlerini, pazarlama faaliyetlerini, müşterilerin yönetebilecekleri yönetim paneline ihtiyaçları olan tüm temel teknik altyapıları sağlayan anahtar teslim bir çözüm. Startup olarak biz abonelik modelinde iş kurmak isteyen veya mevcut işini abonelik modeliyle büyütmek isteyen girişimcilere veya kurumlara ihtiyaçları olan tüm teknik altyapıyı sağlayan bir girişimiz. Bu teknik altyapının içinde ne var? Web sitesi var, ödeme sistemi var, işte müşterilerini, abonelerini, pazarlama faaliyetlerini, siparişlerini yönetebilecekleri bir yönetim paneli var. Aslında temel bütün ihtiyaçları tek yerden bizimle beraber çözmüş oluyorsunuz. Biraz abonelik e-ticaret modelinden bahsetmek gerek aslında. Klasik e-ticaret hepimizin bildiği gibi gidip müşterinin bir sefer gidip bir gömlek aldığı ve çıktığı tek seferlik bir işlem. Ama abonelik modelinde müşteriler sizin ürünlerinize veya ürün olmak zorunda değil, hizmetinize abone oluyorlar. Düzenli olarak ürününüzü veya hizmetinizi onlara gönderiyorsunuz, sunuyorsunuz. Karşılığında da düzenli olarak ödemesini alıyorsunuz. Bu her ay olabilir, her hafta olabilir veya her gün olabilir. Bunun klasik e-ticarete göre avantajlarına baktığımızda bir kere tek seferlik bir satış yerine düzenli bir satış yapmış oluyorsunuz. Bizim müşterilerimizin aboneleri arasında mesela 18 aydır abonesi olan ve hala devam eden müşteriler var. Müşteri sizin ürün ve hizmetinizden memnun kaldığı sürece aboneniz olarak kalmaya devam ediyor. Bugün de bir müşteri kazanım maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Abone olarak aldığınızda bir müşteriyi ve en az birkaç ay kaldığı zaman bu müşteri kazanım maliyeti çok daha kendini aslında mantıklı bir hale getirmiş oluyor. Ayrıca müşteriyle uzun süreli bir ilişkiniz olmuş oluyor. Her ay o müşterinin hayatına girmiş oluyorsunuz, iletişimde kalmış oluyorsunuz. Ve bunun dışında da aslında çok büyük problemlerden birisi klasik e-ticarette bir ciddi bir stok tutma problemi var. Hem maliyetli hem de operasyon olarak kolay bir olay değil bu. Ama abonelik e-ticaret modelinde önce ödemeyi alıp daha sonra başarılı olan ödemelere göre ürününüzü ya da hizmetinizi sunduğunuz için hiç stok tutmadan veya minimum stoklarla operasyonunuzu kolayca yönetebilirsiniz. Startup'la partnerlerimizin abonelik işini nasıl kurduğumuzdan biraz bahsedeyim. Burada iki türlü var aslında. Bazı markalar zaten senelerdir var olan markalar. Ürünleri belli. Mesela bunlardan örnek verebilirim. Çado var. İşte Çado bugün Toptan kanalında faaliyet gösteriyor. Fiziki mağazaları var, e-ticaret kanalı var. Çado geliyor ve abonelik e-ticaret modeli iş kurmak istediği zaman ürün belli aslında. Çay biraz şey üzerine düşünüyoruz. Yani nasıl bir ürün veya paket ve kutu oluşturabiliriz onlar için ki her ay müşteri almaktan sıkılmasın ve keyif alsın. Bu böyle oturur. Mesela Çado ile beraber bir çay deneyim kutusu oluşturduk. Uzun bir süredir de müşterileri memnuniyetle abone olarak devam ediyor. Ya da hiç böyle bir fikri olmayan, sadece bize ben abonelik modeli bir iş kurmak istiyorum. Yani kafamda biraz bulanık fikirler var diye gelen müşteriler de oluyor. Onlarla oturup aslında hem onların ilgi alanlarına göre hem biraz sektörün ihtiyaçlarına göre, müşterilerine cazip geleceğine göre fikir ürettiğimiz de oluyor. Yani böyle çok başarılı abonelik modeli çalışan girişimler de çıkardık. O bakımdan müşterilerimize sadece bir teknik altyapı sağlayıcısı değiliz aslında. Oturup onlarla beraber kafa patlatıyoruz. Yani ne yapabiliriz? Nasıl bir ürün olmalı? Kutu nasıl olmalı? Bunu nasıl pazarlamalıyız? Yani gerçekten orada bir partner gibi çalışıyoruz. Burada da fikir ve kutu ürünler üzerinde mutabık kaldıktan sonra ki tabii ki burada aslında önemli olan müşterinin isteği. Ne yapıyoruz? Web sitesini tasarlıyoruz beraber. Onların istediği görsellere ve metinlere göre. Burada belli bir tecrübemiz var artık. O kadar çok web sitesi tasarladık ki neyin dönüşüm açısından daha iyi sonuç verdiğini, müşterilerin ne beklediğini, neyin insanlara cazip geldiği konusunda deneyimiz. Dolayısıyla onları biraz da yönlendirebiliyoruz. Ödeme sistemini sağlıyoruz. Burada zaten Wirecard partnerimiz. Ürünümüzün içinde ödeme sistemi olarak Wirecard da geliyor. Kartları onlar saklıyor. Yönetim panelini kuruyoruz. Bizim avantajımız elimizde hazır bir ürün olduğu için biz bir hafta gibi kısa bir sürede sizin web sitenizi satışa hazır hale getirebiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca da hem minimum bir yatırım maliyeti yapıyoruz. Yani bizimle çalışmanız için sizin işte cebinizde binlerce liralık sermayenizin hazır olmasına gerek yok. Biraz da bir gelir modelimiz de buna yönelik. Başlangıçta çok daha uygun bir kurulum maliyeti üzerinden ve daha sonra komisyon üzerinden çalıştığımız için biz istiyoruz ki herkes bir denesin, iş kurabilsin. Baktı ki bu iş büyüyor, o zaman beraber büyüyelim. Aslında belki de en büyük avantajlarımızdan bir tanesi bu. Startup'la abonelik işini kuran partnerlerimizden biraz bahsetmek isterim. Mesela aydanaya.com'a girdiğinizde bunların çoğunu da görebilirsiniz. Bugün ondan fazla kategoride abonelik modelinde iş yapan partnerimiz var.
Bunlar arasında mesela oldukça popüler olanlardan bir kategori yiyecek içecek kategorisi. Mesela burada Çado çayları var. Çado zaten bugün 60'tan fazla çayı müşterilerine sunan bir çay markası. Ne yaptı abonelik modelinde? Her ay 27 liralık kutuları var. İçinden 3 çeşit dünyanın farklı bölgelerinden gelmiş çaylar çıkıyor. Bu çaylarla ilgili bilgi kartları, işte tarifler çıkıyor, demleme filtreleri çıkıyor. Gerçekten ben en azından abone olduktan sonra çay kültürüm müthiş arttı. Hiç dünyada bilmediğim çayları deneyimleme fırsatım oldu. Kargo da 27 liralık bir kutu. Oldukça popüler bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde kahve.com'un aylık aboneliği var. Mesela 30 liralık deneyim paketi var. Her ay dünyanın 3 farklı bölgesinden, Afrika, işte Asya ve Amerika'daki farklı bölgelerden kahveleri abonelerine sunuyor. Onun dışında fit kutu var, sağlıklı atıştırmalıklar gönderiyor. Farklı markalardan sağlıklı atıştırmalıklar toparlıyor. Bir küratörlük yapıyor aslında aboneleri için. Keyif kategorisi şu aralar oldukça revaçta. Keyif kategorisinden kastım nedir? Güzel zaman geçirmenizi, keyifli vakit geçirmenizi sağlayan abonelik kutuları. Burada çok farklı fikirler gelebiliyor. Mesela son zamanlarda oldukça iyi giden müşterimizden bir tanesi Kutu Bahane. Her ay size bir kitap, sevdiğiniz türe göre bir kitap ve kahve gönderiyorlar. Yanında bu keyifli okumanız için işte atıştırmalıklar gönderiyorlar, işte ufak sürprizleri oluyor. Burada bütün amaç aslında her ay kendinize vakit ayırabileceğiniz birkaç saati size sağlamak. Kutuda sanat var. Aylık sanat bahanenizi gönderiyoruz diyorlar. Her ay kutuların içinden farklı sanat malzemeleri çıkıyor ve siz bu sanat malzemeleriyle bir sanat üretiyorsunuz. Gemma Box var. Her ay doğal taşlar gönderiyor. Bu doğal taşları kullanarak takılar tasarlayabiliyorsunuz. Şifalı doğal taşlarla, içinden taşlarla ilgili bilgi kartları çıkıyor. Aslında kendinize çok güzel vakit ayırabileceğiniz farklı alanlarda abonelik kutuları var. Bunun dışında temel ihtiyacı yönelik abonelik kutusu gönderenler de var. Her ay bebek bezini, tıraş bakım setini gönderenler, giyim aksesuar tarafında her ay boxer, iki çift çorap gönderen erkeklere yönelik kutular var. Evcil hayvanlarınıza yönelik kutular var. Çok farklı alanlarda faaliyetler gösteriyor ve gittikçe de artıyor. Bir de B2B müşterilerimiz var. B2B'de abonelik nasıl oluyor derseniz ya da niye o müşteriler bizi tercih ediyor derseniz. Aslında bunlar ajanslar, freelance çalışanlar veya B2B platformları. Bu ajansların mesela düzenli müşterileri oluyor ve her ay bir düzenli müşterilerinden düzenli ödemelerini almakta bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Çünkü nedir? Faturayı kesiyor, gönderiyor. Faturanın ne zaman ödeneceği belli değil. Onun peşinden koşmasına gerekiyor. Ama bizimle çalıştığı zaman düzenli müşterilerini abonesi yapıyor. Her ay kartlarından düzenli olarak hizmet bedelini çekiyor. Dolayısıyla faturayı ödedim ödemedim der diyor. Kafası rahat. Bu şekilde de bizi tercih eden B2B müşterilerimiz de var. Şu anki ana amacımız bu yeni nesil e-ticaret modeli diye üstüne basa basa söylediğimiz abonelik e-ticaret modelinin Türkiye'de bilinirliğini arttırmak. Bunun için hem biz Startup olarak potansiyel müşterilerimizi eğitiyoruz, hem mevcut partnerlerimize devam düzenli çalışmalar yapıyoruz. Onların sadece bir teknik altyapı sağlayıcısı değiliz, pazarlamalarından operasyonlarına kafa patlattığımız bir partnerleriz aslında. Şu an 50'ye yakın müşterimiz var. Türkiye'de abonelik modeli arttı. İnsanlar abonelik modeliyle daha kolay iş kurabileceklerini, daha sürdürülebilir işler kuracaklarını gördükçe bu sayının 2-3 katına çıkacağını öngörüyoruz önümüzdeki dönem içinde. Ayrıca da biz Netaş ve Clover Tech Fund'ın 6 şirketinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bütün buradaki şirketlerin stratejisinde Türkiye'yi pilot bölge olarak seçip daha sonra yurt dışında pazarın uygunluğuna göre uygun ülkelerde operasyon başlatmak var. Bizim de planlarımız bu yönde. Önce Türkiye'de abonelik ticareti iyice oturtup kendimizi geliştirip daha sonra yurt dışına açılmak var. Netaş ve Clover Tech Fund da bize 1 milyon dolarlık tohum yatırımımızı yapan fon aslında. Şu anda hepimiz aynı ofiste çalışıyoruz. Hem fon hem de fonun 6 şirketi olarak beraberiz. Çok keyifli bir ofis. Bilmiyorum izleyenler arasında hiç bu ofise yol düşmüş olanlar var mı? Yüze yakın genç, keyifli, hevesli insan çalışıyor. Zaman zaman kaotik, zaman zaman komedi ama genel olarak keyifli, insanı besleyen iyi enerjili bir ofis. O yüzden eğer yolunuz düşerse hepiniz bir kahveye davet etmek isterim.